2022 LGS geri sayımında son 80 gün arkadaşlar çok değerli bir süre altın bir süre bu süre zarfında yaptığımız her bir çalışma bize net olarak dönecek. Yani 2022 LGS'ye girdiğinizde sözelde ya da sayısalda bir soruyu çözerken belki de takılacakken şu anda çözdüğünüz sorular sayesinde yaptığınız yanlışlar ve bu yanlışların doğrusunu öğrenmeniz sayesinde 2022 LGS'de bu yanlış yapmayacaksınız. O yüzden çok değerli zamanlardayız. Lütfen dikkatli çalışın. Lütfen iyi çalışın ve hayallerinize kavuşun arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda Aziz Sancar mükemmel bir söz söylemiş. Demiş ki çoğu insan zeka iner. o çok zeki bu çok zeki. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir demiş. Yani o çok çalışıyor bu az çalışıyor demek gerekiyor. Çünkü zaten arkadaşlar zeki insan çalışır. Yani ben çok zekiyim ama çalışmıyorum. O zaman zeki değiliz kusura bakma da yani zeki insan çalışır. Bu kadar basit. Dolayısıyla bizler çalışacağız. Bizler emek vereceğiz. Emek göstereceğiz ve sonunda da inşallah kazanan olacağız. Haftanın sorusuna baktığımızda 2022 LGS sayfa 130 beyni almış. Diyor ki Sözel dersleri iyi yapıyorum. Tebrikler. Sayısalda da feni de iyi yapıyorum. Ama sayısal matematik uğraşsam da yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi birincisi iyi yapıyorum değil. Bunları çok çok iyi yaparsan. Sayısalda da feni iyi değil. Çok çok iyi yaparsan. Matematiği de uğraşmaya devam edersen mutlaka kazanırsın. Bunu neden söylüyorum? Birincisi 2021 LGS'ye geçen sene abileriniz girdiler. Arkadaşlarınız girdiler. Ve çıktıklarında bazıları. Bakın şimdi bazı sınav sonuç formları her zaman gösteriyordum. Yine göstereceğim. Bazıları. Sadece üç tane ben yani iki yanlış biliyorsun. Dört tane matematik yaparak onuncu dilime girdiler. Bu fen lisesini kazandı. Ama gördüğün gibi Türkçe on sekiz, fen on beş diğerlerini iyi yapmışlar. Bazı öğrenciler iki nokta doksan dokuzuncu dilime girdi. Nasıl girdiler? Onlar işte üç yanlış bir doğru götürdüğü için on bir tane yaptılar. Ama bak yine fende on beş tane doğru yapabilmiş. E, ee, İnkılapta daha doğrusu dinde yanlışları çıkmış. Devam ediyoruz. Bu öğrencimiz üçlük dilime girdi. Bu da fen lisesi kazandı. Bu öğrenci altı yanlış ikisi doğru götür, sekiz netle ama diğerlerini çok iyi yaparak ve diğerlerini de çok iyi yaparak üçlük dilime girdi. Yani matematikte sekiz net yaptı ama diğerlerini çok çok iyi yaparak üçlük dilime girdi. Başka bir öğrenciye bakıyoruz. Bir matematik yani iki matematik yaptı ama diğerlerini iyi yaparak 12'lik dilime girdi ve sosyal bilimler lisesini kazandı. Ve Türkiye'de birçok fen yine e, puanı yetebiliyordu, dilimi yetebiliyordu. Devam ediyoruz. Şimdi RGS 2022 geliyor. Sen ne yapacaksın? Mutlaka mutlaka sayısalda fenden başlayıp Fenin hepsini doğru yapmaya çalışacaksın. Matematik yapabildiğini yapacaksın. Sözel, sözelin hepsini doğru yapmak istiyorsun. İşte böyle yaptığın zaman zaten hayallerindeki lise nedir bilmiyorum ama ona ulaşacaksın. Fen lisesi de olsa, Anadolu lisesi de olsa, sosyal bir lisesi de olsa o seni bekliyor olacak. O yüzden iyi yapıyorum değil, çok iyi yap. İyi yapıyorum değil, çok iyi yap. Burada da uğraşmaya tabii ki devam et. Çünkü Az önce Aziz Sancar'ın söylediği sözden dolayı. Bizi birbirimizden ayıran şey zeka değil, emeğimiz. Emek gösterdiğin için mutlaka karşılığını alacaksın. Bazı günler hiç test çözmüyorum ve bu benim motivasyonumu etkiliyor ne yapmalıyım? Test çözmelisin o günlerde ve test çözemediğin zaman mutlaka mutlaka kendine şöyle demelisin. Bugün test çözmek istemiyorum canım ama sadece şu 200 soru yapıp bırakacağım demelisin mesela. O 200 soru yaptıktan sonra bırakmalısın. Yani kendine hemen tak bir hedef koyup yani test çözme hedefi koyup ondan sonra bırakmalısın. Ya da LGS 2020'yi çözeceğim. LGS 2019'u çözeceğim. LGS 2021'i çözeceğim diyerek kendine sadece deneme çözebilirsin. Bazen deneme çözmek insanın motivasyonu artırabiliyor. Hedefimi çoğunlukla erteliyorum ne yapmalıyım? Hedefini ertelememelisin. Artık 80 gün kaldı. Bundan sonra yaptığımız her bir çalışma netlerimizi artıracak. İkinci dönemin birinci yazılarını olacağız. Ama benim hala konu eksiklerim var. Konular akılda kalı şekilde nasıl öğrenmeliyim? İkinci dönemin birinci yazılı konuları zaten LGS konuları da olduğu için çok iyi çalışman lazım. Biliyorsun bizim sadece yazılara özel ama LGS'de faydalı olan ikinci dönem yazılı notlarımız var. İçinde hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için tüm dersler için tasarlanmış süper notlar var. Bu notlardan çalışmanı tavsiye edebilirim. Ve aynı zamanda hocanın ders notlarını mutlaka takip etmelisin. Hedefim fel lisesi, ama kazanabileceğimi sanmıyorum sanmalısın. Çünkü kazanacaksın. Eğer bunları çok iyi yaparsan az önce gösterdiğin gibi LGS 2020'de bu öğrenciler Sosyal Bilimler Lisesi'ni, Anum Lisesi'ni bak 8 matematikle kazandı. Üçlük dilime girdi. Çok yüksek bilimler bunlar bu arada. Veya da bak 3 matematik yani 2 yanlış 0.75 doğru götürür. Ee, 3.25 matematikle onluk dilime girdi. Bu da Fen Lisesi'ni kazandı. Bunları ben kendim kafamdan üretmedim. Bunlar 2021 resmi sonuçlar. Dolayısıyla eee fen siz kazanmak için taktiği veriyoruz. Diğerlerini iyi değil çok iyi yapıyoruz. Acımıyoruz. Yani herkes diyor ki wow bu çocuk fene full yapıyor. Ya bu adam Türkçede hiç kaçırmıyor. İnkılapta hiç kaçırmıyor ya. İngilizce dine full demeleri lazım. Günde kaç soru paragraf çözmeliyiz? Günde mutlaka mutlaka günde en az 20 soru paragraf çözmelisin. Niye? Çünkü Türkçede soru kaçırmak istemiyorsun. Türkçeyi zaten çok iyi yaptığında ardından inkılap din İngilizce çorap söküğü gibi gelecek. Onları tıkır tıkır doğru yapacaksın. Ve süper netlerle, süper bir başarıyla sözel bölüm bitecek. Bak bugün unutma. Bugün bunu hoca söylemiş diyeceksin. Sözel çok iyi bitecek. Ardından tatilde böyle ara tatil yani boşlukta e, molada böyle çok motivasyon yüksek olacak. Kimseyle sohbet etmeyeceksin. Sizler de arkadaşlar. Sınavınız iyi de geçse sözel, normal de geçse kimseyle sohbet etmiyorsunuz. Aa ne yaptın? Türkçe dış soru neydi falan konuşmayacağız. Ardından da sayısal bölüme girince ya Allah bismillah diyeceğiz ve fenden başlayacağız. Fende de yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Çünkü çalıştık. Ardından matematik matematiğe geçeceğiz. Matematiğe de yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Ve sonra diyeceğiz ki alın şu kitapçıkları benden ve lütfen hesaplayın. Ben okulumu bekliyorum diyeceksiniz. Ve güzel bir tatil, güzel günler sizleri bekleyecek. O yüzden şimdi lütfen her Kez, sıksın dişini, bitirsin işini sıkı sıkı çalışsın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi, Samiha Ayverdi Anadolu Sesi İstanbul'da dörtlük dilimde bakın az önceki arkadaşlarımız çok az matematikte buraya rahat rahat giriyorlardı. Tıp, mühendislik, işletme, diş hekimliği, veterinerlik, mimarlık, mükemmel bölümleri rahat rahat kazanmışlar. Gördünüz mü? Yapmanız gereken tek şey çalışmak. Ee, haftanın kaynağı az önce gösterdiğimiz için bu oldu. İkinci dönem yazılı notları. Mutlaka mutlaka bunları e, alın arkadaşlar. Açıklamadaki Tonguç linkinden ya da size en yakın Tonguç Yapsan alabilirsiniz. Bunlar sadece okul yazıları için değil, LGS için de sizlere çok fayda sağlayabilecek efsanevi notlar. Tüm dersler var. İkinci dönemde gireceğiniz yazılı konuların hepsi var burada. Ve konuları infografik, kazanımlı, formüllü ve kontrollü bir şekilde öğretiyor. Bunları mutlaka yanınıza gezinmenizi tavsiye ediyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz ama hemen bir an önce çalışmak istediğinizi biliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. <laughs>